en uzun ve en zor gece. 15 Temmuz gecesi. Yani bu darbe girişimi falan diyoruz ama yani bu öyle bir darbe de değildi aslında. Bir işgal girişimiydi. Öyle ya bu millet çok darbeler gördü, çok darbeler yaşadı ama öyle bir olay yaşadık ki Öyle bir efendim, hainler çetesiyle karşı karşıya kaldık ki hakikaten gavurun bile yapmadığını bu millete yaptılar. Bu milletin meclisini bombaladılar. Efendim özel kuvvetler kar karargahını bombaladılar. Emniyeti bombaladılar. miti bombaladılar. Bu millete kurşunlar sıktılar. F-16'larla, kobra helikopterlerle değil mi? Ne kurşunlar sıkılmadı mı? Tankların altında bu millet parçalanmadı mı? Ya silahsız bir millete elinde çakı bile olmayan, mantar tabancası bile olmayan ve tekbirler getirerek yapmayın, etmeyin. Siz de bu milletin evladısınız milletin vergileriyle alınan silahı bize halka doğrultmayın diye güzelce telkinde bulunmalarına rağmen bu halkı acımasızca katlettiler. Hatta yaraladıkları tekbir getirerek geliyor. Abdestini almış evinden öyle çıkıyor. Gidiyor evde abdest almayan süs havuzundan abdest alıp geliyor. Sen geliyorsun bu adama Allah diyen adama, Allahu Ekber diyen adama bayrağa sarınıp bürünmüş gelen şu millete kurşun sıkıyorsun. Yazıklar olsun. Dolayısıyla hesaplar, kitaplar, planlar, programlar hepsi tamam ama bir şeyi ne yapamamışlar, hesap edememişler. Masada olmayan bir hesap var. Evet matematiğe göre bir hesap yapmışlar. Tanjanta kotanjanta göre bir hesap yapmışlar. Ama Allah'ın yardımını unutmuşlar. Ama bu necip milleti hesaba katmamışlar. O hainler bak hep çıkıyor şimdi videolarda, görüntülerde ne diyorlar? Ya bunlar korkak millet. Bir sıkıyor yönetim ilan edilsin, bunların hiçbiri dışarı çıkamaz. Hatta diyor, efendim, imam bile cami navlusunda oturmasına rağmen gelip diyor ezan okuyamaz, bunlar böyle korkak diyor. Ya öyle mi? Bu milletin bu tavrı bunlara ve böyle düşünenlere öyle bir tokat olarak indi ki dünya küçük dilini yuttu. Dünya parmak ısırdı. Şaşırdı kaldı. Böyle bir olay görmemişler. Ama bizim şanlı tarihimizde böyle olaylar var. Bizim efendim o tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda bu milletin şeref levhası tablosu olacak nice zaferler var. Ne oldu? Korkarmış öyle mi? Bak sabahlara kadar okunan ezanlar, sabahlara kadar okunan selalar darbecilerin ödünü patlattı. Ya ödlerini patlattı, bazılarını susturmak için efendim camilere saldırdılar, minarelere saldırdılar, imamlarımıza, müezzinlerimize saldıranlar oldu. O selalar darbelerin selaları olur inşallah.